Abdestle yatsa diyor ruhu arşa da sabahlar. Görüyor musun? Arşta ruhun yani ruhun arşta geceliyor ya. Manevi ne terakkiler oluyor acaba? Mevla'ya manen nasıl yaklaşmalar oluyor? Adam abdestsiz, namazsız, yatsı yıkılmadan yatan insanlar var. O gece ölse ne olacak ya? O ansızın. Bağt diyor. Ölüm ansızın geliyor ya. O gece çokları yattılar akşam. Yatağına girdi yattılar. Sabaha cenazeleri çıktı. Çok insanların böyle oluyor. Bu yarın bugün sana da olacak, bana da olacak. Niye efendim abdestsiz yatalım? Niye namazımızı kılmadan yatalım? Niye zikirsiz yatalım kardeşlerim? Oturarak kılmıyor o, yatağın kenarında kılıyorsun onu. Kabir nur namazı deniyor. Kabrini nur edecek olan. Hele bir de ilk rekatta Zilzal suresi. Nısvül Kur'an. Kur'an'ın yarısıdır Zilzal suresi. İdâ zülziletil ardu zilzâlehâ. 8 ayeti kerime. Kur'an'ın yarısını okumuş kadar sevap kazanıyorsun. Ben bilmiyorum. Niye bilmiyorsun kardeşim? Niye bilmiyorsun? Sen niye ömrünü şarkılar, türküleri biliyorsun? Dünyanın her oyununu, eğlencesini biliyorsun. Allah'ın ayetine gelince bilmiyorum. Sure gelince bilmiyorum. O oyunlar mı kurtaracak bizi? O ezberlediğimiz şarkılar, çalgılar, çengiler mi kurtaracak bizi? Yok. İşte bak Kur'an'ın yarısına denk bir sure. İkinci rekatta da Tekasür suresini okuyoruz. El-Hakümü Tekasür. Hatta zürtümül mekavir. Bu da 7-8 ayet-i kerime. 3 sıra, 4 sıra bunlar ya. 3 satır, 4 satırlık sureler bunlar. Bunları ezberleyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Sizden birisi yatağına girdiği zaman bin ayet okuyamaz mı? Sahabe-i ikram dedi. Bin ayet. Yani Kur'an-ı Kerim 6 bin küsur ayet. Yani 100 sayfaya tekabül eder ya. Bin ayet. 70 sayfa, 80 sayfa. Bin ayet nasıl okuyalım ey Allah'ın Resulü dediler. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Tekasür Elfu Aye El Hakümü Tekasür Suresi 8 ayettir 3 satırdır ama 1000 ayete denktir. Şimdi bak kazanca bak kazanca. Sen şimdi bak Kur'an'ın yarısını okudun zilzelle. 1000 ayet okudun tekasürle. Sen ahiretini şaha kaldırdın ya. Mizanı şaha kaldırdın. Abdesti de yatağına girdin. Senin hakkında dosya kapanıyor şimdi. Hemen şeytanla melek geliyor. Her yatağımıza girdiğimizde ve her sabah yatağımızdan çıktığımızda bir görevli şeytan ve bir görevli melek var. Yatağına sokulur sokulmaz hemen o şeytan geliyor. Başka bir görevi yok onun. Bazı şeytanların böyle bazı hususi görevleri vardır. Nasıl mesela kiramen katibin melekleri. Onlar sadece amellerimizi yazmakla meşgul olurlar. Başka bir işleri yoktur. Yağmuru yağdıran meleğin görevi ayrıdır. Karı yağdıran, efendim e, dolu yağdıran bunların görevleri farklıdır efendim işte amellerimizi yazanlar farklı, kabir melekleri farklı. Hep meleklerin kendine ait vazifeleri vardır. Bunları yaparlar. Ölümleri nasıl azalsem alıyorsa. Aynı şekilde şeytanların da karı koca arasını bozan şeytan vardır. Huzursuzluk veren şeytan vardır efendim işte vesvese veren özel abdest hususunda sırf abdestle alakalı görevli şeytan vardır. Sadece onun vazifesi sana abdestim oldu mu olmadı mı kuru yer kaldı mı kalmadı mı şurayı yıkadın yıkamadın bunun vesvesesini verir başka bir şeye karışmaz o. Karı koca arasına girmez o mesela çünkü karı kocanın vazifelisi ayrı. E bu şeytanın da görevi sadece bu. O meleğinde o. Akşam yatağına sokulur sokulmaz hemen melekler şeytan gelir. Melek hemen şöyle kalbine ilham verir ki İhtim bir hayır. Hayırla bitir. Bak şimdi akşam oldu. Dosya kapanıyor. Senin bugünkü amel dosyan kapanacak. Bunu hayırla kapat diye böyle bir ilham verir kalbine. Hemen bir iblis şeytan gelir. O da der ki ihtim bir şer. Şerle bitir. Kariye bir laf at. Bir şarkı dinle. Bir klip izle. Bilmem ne yap. Bir dedikodu. Bir gıybet. Bir yalan. Bir şerle bitir dosyayı. Çünkü dosyanın evveli ve ahiri çok önemli. Yatarken ve sabah kalkarkenki dosya Allah katında çok muteber. Sabah olduğu zaman da aynı şekilde hemen aynı melek ve aynı şeytan İbdeu bi hayr, ibdeu bi şer, şerle başla, hayırla başla gelirler. Efendim evet, işte sen kimi dinliyorsan işte sabah zaten kalktın güneş doğmuşsa. Bale şeytanu fi uzni. Şeytan onun kulağına çiş etti, buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Biri geldi namazı kaçırmış. Dedi ona söyleyin şeytan geldi onun kulağına çiş etti. Resmen sabah üzerine güneşi doğuranın efendim sabah namazını kılmayan vakti geçirenin kulağına geliyor şeytan işiyor buyuruyor sallallahu Buhari hadisi bu ya. Ya Rabbi güneşi üzerimize doğurtma ya Rabbel alemin veya ya hayran nasil, ve ya hayral fatih. Şimdi Mevla'da bakar sayfa'nın başına sonuna bakarlar ki adam abdestini almış. Efendim oturarak abdinun namazını kılmış. Veya bunları yapmasa da yani neticede son sözü zikir olmuş yani yatağında istiğfar çekerek la ilahe illallah diyerek özellikle 33 subhanallah 33 elhamdülillah 34 allahu ekber bu çok önemlidir ve günün muhasebesidir. Bunu yapmadan yatan bir insan yani en büyük zararda İflas etmiş demektir yani. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber. Bu çok önemli bir efendim virttir. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin efendim mektubatta da beyanıdır. Mutlaka bunu yapar. Efendim böyle bu şekilde yattı. Sabah da kalkarken işte Bismillah dedi. La ilahe illallah elhamdülillah mâ ve ileyhil ba'su Kalkma duası mesela. Bunu Kalkarken bu sözü yapsa bütün gece ibadet etmiş gibi sevap yazdır buyuruyor. Sabah kalkarken ilk bu kelimelerle kalk. E abdese gitse, işte namaza kalktı falan bu hayır oluyor sana. Mevla buyuruyor ki bu kulumun amel defterinin başı hayır, sonu hayır. Aradaki işlenen günahları silin süpürün efendim, çöpe atın buyuruyor. Bu antişerif efendim Sahih Tirmizi'de geçiyor. Görüyor musun günlük muhasebeyi? günlük de buna senelik de buna aylık buna onun için her gece zikir üzere her sabah zikir üzere kalkmak lazım.